Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. O kadar, tamam. Yediğimiz kayıtlı can, içtiğimiz evet. kan olsun. Hepimize afiyet olsun. Hoş geldiniz videoya efendim. Şu an çok keyfim yerinde. Neden mi? Çünkü hem masa başı videosu. Arkadaşlar, hem de masa başı videolarındaki muhabbeti ben çok seviyorum. Yemin ediyorum saçma sapan bir yerlerde dolanırken muhabbet kayıyor, yoruluyorsun bilmem ne, masa başında çok eğlenceli içerikler çıktığını düşünüyorum. Bir tarafımda Eda Biçim, küçük prensesim, yerim seni. Canım arkadaşım. Diğer tarafımda görecek nerede, ne zaman, kiminle, hangi cehennemin dibinde video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Allah Allah be. İkisini ben daha önce aynı videoda topladığımı hatırlamıyorum. Biz böyle bir konsept çekmedik sanırım. Çekmedi. Biz. İlk videomuz. İlk videomuz. Evet. Çok duygusal. Osman bunu kutlayalım mı? Şampanya falan getir bura. Osman bir atın. Bura prodüksiyon şampanya dahil edin mi? Anlaştırmayın. Tutucu bir firmayız. Demiyorum. Bak vişne suyu isterim. YouTuber kanı getirdi. Unutmadık YouTuber kanı. Kanı. Bakayım. Alper Rende kaçış. Güzel göndermeyin. Manyak ya. Şimdi arkadaşlar Cihan'la biliyorsunuz eskiden her iki içerikte bir ortak içeriğimiz vardı. Evet. Özlemişsinizdir bizi yan yana görmeyi. Eda ile de zaten son zamanlarda çok fazla şey çekiyoruz ve altta sürekli tarzında çok güzel yorumlar alıyoruz. Muhteşem üçlüyü bir araya getirmek istedim. Ne çekeceğimizi söylüyorum arkadaşlar. Bugün bu ekibin en çok sevdiği videolar serileri vardır. Küçük, beni orta, büyük. Abi. Beni katmayın abi. Benlik hiçbir şey yok. Küçük, hiç, orta, hiç büyük. Orta büyük çekmedin kendi çekti kanalına. Çekti, efendi olur mu? Efendi gibi bir tane çektim, sonra yoluma baktım. Genç yaşlı bebek de çekti. Küçük orta büyüğün aralarınızı. Gel. Buradan küçük orta büyük izleyenlere çok selam olsun. Evet, selam olsun. İnanılmaz bir karaktersin ya. Namı diğer küçük orta büyük. Evet arkadaşlar, bir küçük orta büyüktür. İki de ucuz, normal, pahalıdır. Bugün ucuz, normal, pahalı çekiyoruz. Of, bir de hem de gündemden bir konu. Çünkü evet, kimisi bir şeyi ucuz bulurken kimisi bir şeyi çok pahalı bulabiliyor. Evet. Yanlış bilmiyorum daha. O kadar doğru söyledin. Hepimiz için de pahalı olan şeyler oluyor. Yani genelde hiçbir şey ucuz demiyoruz artık. Ucuz. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ya ben artık gün içinde ekonomi muhabbeti yapmaktan çok sıkıldım ya. Evet, burası ekonomi saati, CNN Türkiye dönmesin. O yüzden şimdi kısa bir ara veriyoruz ve size süper bir açıklamam var arkadaşlar. Genshin Impact'ı hepimiz biliyoruz zaten. PlayStation 4, 5, iOS, Android, PC için yayınlanmış bir açık dünya oyunudur. Teyva tadı verilen uçsuz bucaksız büyülü bir dünya var ve bu büyülü dünyadaki karakterlerle siz bu gizemli olayları çözmeye çalışacaksınız. Ocak ayının başında oyuna 2.4 güncellemesi geldi ve birbirinden güzel içerikler oyuna eklenmiş oldu. Oyuna yeni eklenecek olan Enkonomiya bölgesindeki gizemler ve maceralar da sizi bekliyor olacak. Karakterlerin özel yeteneklerini kullanarak Teyva dünyasını yeniden keşfedebilirsiniz. Shanhe ve Yunjin karakterine de bayıldım, özellikle Shanhe'ye. Bu arada Teyvat dünyasında 4 kişiye kadar partiler oluşturup arkadaşlarınızla da maceraya atırabilirsiniz. Ben tek başıma macera yaşamak istiyorum diyorsanız tek başınıza da oynayabilirsiniz. Genshin Impact TGA 2021 tarafından yılın en iyi mobil oyunu seçildi bu arada. Ayrıca 13 Ocak'ta Genshin Impact Alp Dağları'nda inanılmaz bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan herkese de muhteşem ödüller dağıtmışlar. Biz etkinliğe bayıldık bu arada. Adamlar gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Bu arada arkadaşlar, bu 13'ündeki etkinlik aynı zamanda Alp Dağları'ndaki gerçekleştirilen ilk oyun etkinliği oldu. Ve 1 milyonun üzerinde katılımcıya ulaşmasıyla bu alanda en başarılı etkinliklerden biri oldu. Ve bu gerçekten çok havalı. Ayrıca ekranda görmüş olduğunuz kodu oyunda aktive ederek de sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Bir an önce Genshin Impact'i indirin, bu büyülü dünyaya siz de katılın. Biz zaten oyundayız, sizi bekliyoruz. Sizin için de buraya oyunun indirme linkini bırakıyorum zaten. Evet, hazırsak şimdi o zaman benim önümde 3 tane kart var. Çok özlemişim bu masa başı içeriklerinde kart gösterip çektirip millete bir şeyler yedirmeyi, içirmeyi. Karıştırıyorum. Hazır mısınız? Oyunumuz başlıyor. Tamam. Evet, şimdi kartlarımız şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 5 ve 10. Yani bu ne demek? 2 ucuz oluyor, 5 normal oluyor. 10 da pahalı oluyor. Oha, ne diyorsun? İnanılmaz bir açıklamaydı. Biliyorum bunu yapmasam bu oyunu oynayamayacağınıza da eminim. O yüzden iyi ki varım. Kartlarımızı ben şöyle tekrar karıştırıyorum. Hayatım böyle 10 numara. Formal giymem ama 10 numara. Çekin bakalım. Aldım. Evet. Aldım. Tamam. Bakabiliyor muyum? Döndürelim hadi. Çevirelim. Hadi 1, 2, 3. 2. 5. Böyle yemek gibi diyorlar, ne kadar şanssız olduğunu herkes biliyor zaten. Ucuz oluyor değil mi? Ucuz, ucuz. Acaba ne yiyeceğim? Ucuz.
Ne orta. Doritos. Ve pahalı olan bana geldi. Bak kanım çekiyor, anladın mı? Kanım pahalıyı çekiyor şu an benim. Bunun pahalı olma sebebi 450 gram olması mı yoksa? Hayır, bu tamamen tuzsuz ve yağsız bir cips, o yüzden. Ya ayıp olmazsa bunun fiyatını öğrenebilir miyim sizden? Çok merak ettim. 45 mi? 49 lira mı şu cips? Samba tırtıklı cipsi bana bedava verseler yemem bu arada, onu söyleyeyim. 49 lira, samba tırtıklı cips. Samba tırtıklı. Bir şey söyleyeyim, benim en sevdiğim o, biliyor musun? Ben böyle pahalı cipsleri sevmiyorum. Yağsız tuzsuz oluyor çünkü. Niye bakayım be? Çok merak ettim. Yağsız. Ama bakar mısın ya? Bak oradaki görselde cipsin en azından böyle şeylerini, baharatlarını, kıvrımlarını görebiliyoruz. Şuna bakar mısın abi ya? Bir şey diyeceğim, bu ne için yapılır biliyor musun? Nachos falan yaparsan bununla çok güzel yaparsın. İşte onu da zengin insanlar yapıyor. Ben sen günlük hayatında nachos yapıyor musun? Asla yemedim ki. Ha, miskin, bedava çıktı. Ha, salak! Bu bizim klasik Doritos'umuz. Bence sanıyorum çok ya. İyi bu. Bence fena değil bu arada. Ruffles'a çok yakın. Yeni yani, değil mi yani? Fiyat Samba performans olarak değerlendirirsek kaç bayağı iyi bu? Diyorsun. 2 liraymış. Arkadaşlar bundan sonra bunu alın. Net bir şekilde bunu abi söylüyorum. Abi 2 liraya bedava yalnız. Çok ucuz ve gerçekten tadı güzel. Hem de tırtıklarını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Tırtıklarını hissetmek senin için önemli mi ki? Ya burada tırtıklı yazıyorsa o tırtığı hissetmem lazım benim. Ha öyle diyorsun. Her konuda öyle yani. Anladım. Senin için önemli nedir mesela? Bir şey yağlı ve tuzlu olsun mesela. 40 lira verip bunu alırsam mutsuz olurum oğlum ben. Yağ da yok, tuzu da evet. Yok. Evet. Hem masra şeyden kaçmış. Ham maddesinden kaçıyor hem de. Bu ne, rengi yok ya. Koklayabilir miyim? Ay kokusu da yok. Bunun hiçbir kokusu yok. Gio bundan hiçbir şey olmaz. Doritos zaten candır yani. Beğendik mi Samba'ya? Ben gayet okeyim ya Samba'ya. Çok güzel. Bu sefer kartları ben karıştırmak istiyorum. Alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Econ başla. Heh, bunu ben alayım bu sefer. Civo. Aldım bunu. Çeviriyorum. Tamam. 5. Pahalı. Ben çocuğuma bir flüt bile alamayacak mıyım Osman? Cihan'a yine ucuz, yine ucuz. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Allah insanın ucuzundan korusun. Boş ver. Yemeğin aynen ucuz öyle olsa. Ama doğru dedim. Ecen. Egzotik, egzotik. Tam ecelik bir meyve suyu ya. O ne cüz? Cüz. Cüz. Seninki ne? Orta. Mis gibi. Ne o, dimes mi? Evet. Bayılırım. Cüz bu arada, ben bunu ucuz diye bilmiyordum ya. Kaçtım bundan pahalı ucuz diye. Ucuz mu? Ben de ismi pahalı ama bak cüz. Bu ne kadar? 3 lira falan mı? Bunun bir 9-10'u var diye biliyorum. Var ya, aile batırır ya. Bunu hep elime attım rezillik. Ama hiç almadım biliyor musun? Açamadın mı? Ya benim gücüm yetmiyor son zamanlarda. Gel bu ilişkinin erkeği benim. Daha ucuzu geldi arkadaşlar. Ne o? Bir portakal dayıları. Bir portakal mı? Bir portakal. Ben bu kanserojeni biraz daha içmek istemiyorum. Sen niye arkadaşlar içmiyorsun? Evet hiç içmedim. İçtim kızım da, ama farkındasın hep 2 liralık ürünler geliyor daha bana. Haksız mıyım? İnsan hani karşısına 1 liralık bir ürün koyduğunda, ki şu an her şeyin bu kadar pahalı olmasına rağmen evet, bir korkuyor insan yani. Bence o güzel bir şey bu arada. İstersen yumulabilirsin. Ya bu tam şey böyle. Mide yakan poğaçayla evet, yanında evet verilen o meyve suyu olur ya. Bunu sabahın köründe ola ki hani bir yere gitmiş ol, yolculukta verirler, ne bileyim set verirler evet, bir şeyler olur. Of. Oldu da ye 6'da. Akşama kadar o midem yakar. Kayın kayın o, olur bir böyle. Bir şey söyleyeyim, suçu değil bence o. O poğaçanın sabahki suçu. Sıcak poğaçanın poğaçanın suçu. Ama çok güzel gidiyor sıcak. Ya şundan daha kötü bir şişe paketleme tarzı. Çok tatlı bence. Bu kadar kolaya kaçmak, açılır. Bir portakal. Bir portakal. Bilmiyorum. 250 ml bir kolamız. Sarı kolamız mı diyelim? Sarı kola. Ben bunu içmeyeceğim ama juice'tan devam. Yardırmaya devam şu an. Ben bunu beğendim mesela. Cio tadına mı bakmayacaksın? Cio ben bakacağım vallahi. Bak, ben sen bakmazsan bunun, da ben bakacağım. Bunun tadını biliyorum ben. Biliyor musun? Hiç içmediniz mi? Yok, hiç içmedim. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Değildir ya canım. Yani şu şekilde anlatayım ben size. C vitaminidir, ilaçtır, içmek zorundasındır ve burnunu kapatıp bir an önce dikersin ya. Ve o tarz istersin bir lezzet. Hani ilaç diye içtiğin lezzet. Yani tatsız lezzet yani değil mi? Bir bakabilir miyim okay, ben de okay, çok okay merak ettim. Yani şeyi damarına kadar hissediyorsun. Kanserojen, kanserojen. İlaç gibi oğlum tadı, gerçekten C vitamini gibi suyun içine attın. Evet, hoş değil. Seninki nasıl bu arada? Güzel değil mi? O iyidir ya. O en iyisidir. Yani o kötü olsa bile sevmeye çalışırsın onu. Meyve parçacıklı. Fiyatını hak ediyor gibi ya. Meyve parçacıkları. Böyle gerçek bir meyve suyu tadı geliyor ağzına. Neydi bu arada? Portinar. Portinar mı? Portinar. Ha, portakal ve nar. Portakal nar. Portinarını bu. Nara bayılırım bu arada. Size nar içikleyen mi derler? Nar ayıklayan. Ayıklamak. Nar ayıklayan. Bugüne kadar hayatınızda biri oldu mu? Aa, ay, sadece anneler. Sadece annem. Babam benim babam. Benim babam beni böyle yeni alınmış Hacı Şakir sabunuyla sırtımdan 35 kilo olduğum zamanlar kotur kutur yıkardı. Canım yanardı, kızamazdım. Annem bana hemen önün üstüne anlayışla karşılayıp böyle nar tabağıyla. Ay ya. Abi benim babam Osman mesela bana meyve servisi yapıyordu sürekli, ben ders çalışırken hani bana moral olsun diye. Mandalinanın o beyaz yerlerini bile ayıklayıp veriyordu. Hadi be. Kızım onu yiyordur. O da çok olaylı. Orası çok faydalı. O da çok olaylıymış ama. Mandalinanın gönder, gönder, beyazını ayıklamak da yani. Aşk. Pardon, pardon. Ay, ay. Bende panik atak vardı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bana ne olsun Ecenaz, artık hani bir... Pahalı bir şey gelsin şu çocuğa pahalı, ya. Pahalı, elegant ürünlerinden bir o tane. O zaman bu sefer bak ben de görmedim. Tesadüfen vereyim mesela. Cihan'a tamam, şunu fırlatayım. Tamam, bana Eda'ya da. Eda'ya şunu fırlatayım. Kendim de bunu alayım. Okey, evet, hemen çeviriyorum. Hemen, hemen.
10. 2. O kadar istedim ne oldu? Orta yine dedim. İstedim verdim be. Vay be. Ece ilk defa ucuz bir yiyeceği deneyimleyecek şu an. Heyecanlıyım. Aynen öyle. İlk defa ucuz bir yiyeceği deneyimleyeceğim kardeşim. Geçen gün videosunda beni konuşturuyor. Ne dedim ki? 3 hafta boyunca noodle yediğim, param olmadığı için sadece noodle'la beslendiğimi anlattım. O kısımları kestik zaten. O kısımları kesmiş koymamış. Niye? Benim böyle saçma beni şey gibi koyuyor böyle. Ece Naz Mauritius'tan tatilden döndü. Evet, yanlış kısımları koyuyor. Bizim öyle bir ofisimiz var ama ya. Burada herhangi bir şekilde kendine zaman ayıramazsın. Kendine bir şey satın alamazsın. Aldığın anda vatan haini ilan ediyorsun ofiste mesela. Evet. Ayakkabı alıyorsun. Vay! Adamın altında pantolon yok, sen altına ayakkabı alıyorsun diye dışlanıyoruz ya. Noodle bu arada yani fazla biraz. Oğlum noodle dediğimiz 2-3 liralık hazır paket noodle'lardan bahsediyorum. O senin her gün yediğin noodle'lardan, özür dilerim, kişilerden demiyor. Hazır noodle var mıydı? Özür dilerim. Hazır noodle ya 2-3 liraya su atıyorsun, kaynını karıştırıyorsun, ondan yiyordum. 10. Şu an en pahalısı bana gelmesi lazım baba, çikolata. En sevdiğim. Ay ama burada da kötü oldu ya. Teşekkür ederim. Ecem paraya kıymış bak, belli. Abi kıymışsın bu arada. Çok iyi görünüyor. Kartı çok iyi. Da. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu da pahalı bir çikolata ambalajı gibi değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyin A101'in çikolataları çok iyi. 2 lira hangisi? 2 lira olan. 2 lira benimki. Beans. Beans mi? Çikolata 3 lira. Beans. Tam kahvenin yanında ağzına atmalık, keyif yapmalık. Yani nasıl anlatayım? Şimdi çikolata vardır, çikolata vardır. Anladım. Güzel bir çikolata, tamam mı? Yersin. Ama boğazını rahatsız eden tatlı ve aynı zamanda acımsı o kimyasal tadı bırakan çikolata. Mesela bayramlarda da genelde teyzelere, dedelere gidince böyle bir çikolata verir. Ama çikolatanın tadı çikolatadan başka her şeye benziyordur. Evet. O çikolata evet, tarzına. Ona benziyor olabilir o. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Yani çok ben sevdin biraz sonra konuşmak istiyorum. Biraz bu arada Cihan normalde tatlı yemez. İkinciyi evet, koparıp yedi. Bana da dur, ne olur. Bunu bölelim seninle. Bakalım bu nasıl? Bu en iyisi arkadaşlar, ya. Arkadaşlar benim çikolatam gayet 10 numara. Lezzetli, güzel, içinde çürümemiş bademleri var. Böyle fındık. Toplu toplu besli bademler. Fındık oğlum. Gayet iyi. Fındık değil lan. Şey badem bu. Fındık değil mi? Badem. Bademle fındığı mı karıştırıyorsun? Badem. Allah Allah. Bana niye bu kadar fındık gibi geldi bu? Kızım badem işte. Neyse fındık gibi. Sakin olun, tamam, fındık sandım. Bayağı iyi. Ağzımın tadı yerine geldi. Bayram dedim de aklıma yine ne geldi biliyor musun? Eski bayramlar mı? Eski bayramlar geldi. Hı. Ve biz ne zaman anneannemi ziyarete gitsek bayramlarda. Çocuk olarak ister istemez bir haçlık beklentisine giriyorsun. E tabii. Ne bileyim işte güzel bir çikolata verir. Bir oyuncak bir şey verir falan. Her seferinde abi o Umre'den gelen unlu lokumlar var ya. O güllü lokumlar abi onları delirirdim, onları verirdi. Ağzım burnum un olurdu. Anneanne bunu yemek istemiyorum yani. İstemiyorum derdim. Kadın üzülmesin diye unlu lokumları yerdim ya. Ya yok muydu mahallenizde böyle üzerinizden su döken, kovalamaya çalışan, eriğini aldığınızda peşinden koşan falan kadın? Ay yok, onu yapmadılar. Ben tam apartman bana çocuğuydum. Çok mahalle olmadı. Ay ben de apartman çocuğuydum. Bunun ya. Apartmanın bulunduğu bir mahalle yok muydu? Yoktu öyle bir şey. Senin anlattığın gibi mahalle. Hayır, cadde vardı, arabalar vardı sokakta. Bizde de vardı arabalar, caddeler. Ya benim bir tane bakıcı teyzem vardı. Bakıcı teyzem parka götürürdü. Bakıcı teyze benim de vardı bu arada. Kimseyle konuşmadan da içeri eve geri sokardı bakıcı teyzem. Kimseyle de tanışamazdım ki. Götürürdü. Tam böyle ağaç var. Ağaca her tırmanmaya çalışıyorum. Beni alıp üstünden kucağına alır direkt eve götürmeye başlardı. Sanki tırmanmak yasakmış gibi. Kadının başka bir amacı vardı bence, bilmiyorum. Sana çocukluğunu yaşatmamış kadın. Bilmiyorum, bana hiç öyle, evet, bana şey davrandı o. Ne? Götürdü sokağa. Hiç şey yaptırmadan geri götürüyordu yani. Benim hiç bakıcım olmadı bu arada. Nasıl bir his bakıcının olması? Eve geldiğimde annem dışında bir kadının olması hiç bana garip geldi. Ama sen o konudan çok şanslıydın. Annen ev hanımı mıydı? Aa, annen ev hanımı mıydı? Annem ev hanımıydı. Ama çok şanslısın. Ama hep çalışmak istedi kadın. Hiç şanslı bir yılan değilim ben de. O da hep çalışmak istedi. Öğretmen olmak istiyordu annem benim, biliyor musun? Gerçekten. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz o zaman. Hadi o zaman gelsin. Hadi ben kalem çeviriyorum. İyi, herkes istediğini alsın, son kalan da benim. Bu benimdir. Olsun. Tamam, senindir o. Aldım. Orta. Pahalı. Ucuz. Ya Cihan şaşırtmadın be. Artık bir konuda bir reaksiyon verdim. Ulan şansımı sütte mi kullandım? Baba beni öldürmeyin sakın. Şansımı sütte mi kullandım mı? En sevdiğin şeydir bu evet, hayatta sütte senin. Ama... Ya bu klasik benim ilkokulumun, ortaokulumun, ana sınıfımın... Ece Nazır Üniversitesi yazılan süt bu. Abi Cihan niye değişiyor? Nasıl biriyiz? İçer misin şunu? Her gün bir şah süt içtim. Bir şah ne? 10 saat test çözdüm. Bir şah ne? Bir şah ne mi? Gerçekten A101'in gerçekten bilmiyorum. Ece'nin hiçbir market şeyinden haberi yok ya. Ece Naz. Aaa. Ne bileyim aktüel bilir, ne A101 bilir. Biraz gündemi takip edin kardeşim. Bu arada evet, benim evimin altında Eskişehir'de yaşarken BİM vardı. Bak BİM'in tüm ürünlerine hakimimdir. BİM benden sorulur. Ama A101? A101 nasıl bilmiyorsun? A101 başka evin altındadır. Benim evimin altı BİM'di. Ben BİM'ciydim. Bir şahı bilmem o yüzden. Bu arada arkadaşlar bir şah sütü hepimiz biliyoruz. Kimse yalan konuşmasın. Aynen, ben severim de onu. Yemin ederim bilmem nereden biliyorsunuz bir şah sütü? Sosyetik. Kızım bunu külliyede bile içiyorlar şu anda, bir şah süt bu. Beni mi kandırıyorsun? Bir şah süt ucuz. Yemin ederim ben biliyorum. 1.75 bu nedir? Open'a. Ben bunu tahmin edebilir miyim? 25 lira bence bu. 9.5 falandır o ya. Ne? Ne kadar?
18 yaklaşmışım. Bir daha bitir onu. Bitireceğim, kana kana içeceğim şimdi 18 lira. Soya süt güzel bir süt bu arada. Bitkisel, vegan bir süt. Ben İçerken çok severim. İçerken zengin hissediyorum kendimi. Ayda 500 bin lira kazanıyor gibiyim bak. Enes Batur oldu bir anda. Bir anda Enes Batur gibi hissettim kendimi soya sütü içince. Bir şah bakabilir miyim? Bir şah tabii ki bakabilirsin. Bir şah yani yine farklısınız, renkleri canlılıktan uzak. Ne mavisi mavi, ne kremi krem. Abi bir şah gayet iyi. Bana bunu görseli direkt böyle gerçekten kalitesiz bir yağlı sütü. Ama tadı. Ben bu arada bir şah süt alıyordum. Bir şah süt iyi süt. Ben tadını beğendim. Ucuz abi, ucuz neyse onu alacaksın. Abi önemli olan ambalaj değil, tadı zaten. Soya içmek ister misin Cihan? Almayacağım. Mideyi karıştırmayacaksın. 3 yağlı, 3.2. Daha yiyeceğimiz belli olmaz. Şey yapıyor musunuz hiç? Hani sallıyorum, bir tane fotoğraf çektim. Bunu yarın atarım ya falan yapıyor musunuz story? Nadiren. Ya. Rezil Eda. Hayır, bir iki kere yapmışızdır. Ben onu de arada yapıyorum. Arada bir şeyler yapıyorum. Çoğunlukla da İnsanız yani hani, anladın mı? Evet, dönüyoruz. Kimde sıra? Hadi bana artık şey orta gelsin ya abi. Orta evet, sen bir orta bir şeyler deneyimle aldım artık. Aldım bu arada. Ben de aldım. Eda Nas. Orta. Ne? Bu ne? Yine o geldi. Pahalı geldi. Ya bu kaderimiz mi bizim? Nasıl bir şans bu? Bu bana pahalı geldi bu sefer. Niye bana ucuz geliyor Ece Nas? Cio bu sefer sen döndür. Sen döndür. Tamam. Yemin ederim yalan dolan yapmıyorum. Of, şu an çok güzel bir şeyler gelecek. Gat. Burada sakat. 2 liralık sakatat getirmeyin bana. Vallahi ölürüm burada. Cihan'ın oh. Of bana 10. Of. Of. Ne? Ay, çok şanslı boyu. Şu hayatta en sevdiğim şey budur. O ne? McDonald's. McDonald's mı geldi evet. Sana ne geldi? Dereboy Caddesi'nden bir burgerci. Taksim o da çok iyi ama Cihan. Bay Ulus Steakhouse. Bunu da tattın değil mi? O da çok iyiymiş. Of. Kokuya bak, kafa yiyeceğim. Baba. Bonfileli bonfileli bir... Ben bir ısırık alıyorum. Ay, sürekli bakın, yemiyorum. Kusura bakmayın. Nasıl gösterebilirim? Bunun içine bayağı bildiğin et var, cheddar var. Ekmeği bile çok güzel. Lokum burger kaç lira bu? 80 lira. 80 lira. Çok pahalı. Bu da ortalığı değil bu arada bu bence. Bu kaç lira bu? 2 lira deme sakın yani. Hamburger 2 lira çünkü. 5 mi? O 8 lira falan ben sana söyleyeyim. 8 lira hamburger kaldı mı lan? Taksim hamburger uygun. Yani bunların hepsini bilmek yoruyor bazen. Benim çok fazla bilgi var. Yalnız bir şey diyeceğim. Güzel, pahalı. Yani yenir ama... En iyisi değil mi? Abi ben McDonald's'çıyım. Ben de. Bu arada McDonald's'ın... Ben McDonald's'ı çok seviyorum ya. Yani şu McDonald's bundan çok daha iyidir mesela. Yemek isteyen yesin bu arada. Ben fabrikasyon hamburger severim. Ben teşekkür ederim canım. Ben hamburger yemek istemiyorum şu anda. Bir tanesini ısırdım zaten. Isırdığın şeye bak, sayılabilecek. Bak bu kadar ısırmış. Yani normal bir insan olduğum için... Şunun tadına bakar mısın benim için? Etli yerinden ısır. Ben de buna bakacağım. Ben de sonra onun tadına bakabilir miyim Ece? Nasıl? Okey. Okey yani... dediğine göre çok da okey değil gibi. Ya çok etkilenmedim. Ben az pişmiş et yiyorum. Bu et çok pişmiş. Çok mu pişmiş? Birincisi. İkincisi hamburger yemekten çok sıkıldım artık. Sen onun Avrupalı için... adamsın, az pişmiş yersin. Avrupalı adam mı? Yani Bulgaristan'a falan gitme planlıyorum son zamanlarda ama. Şuna bakalım. Avrupalı adamsın. Bu daha iyi. 80 liralık hamburgeri kimseye beğendiremememiz peki bugün. Sen yani... beğendin mi? Benim de şeyime, zevkime hitap etmiyor evet. Mesela bu hamburger. Çok ilginç. Çok değişik bir et tadı geliyor ama bunda alışmışız yani McDonald's'ın hamburgerine. Daha kesemedim mi? Kesemedim. Hadi Cihan, dağıt bakalım. Ya teşekkürler. Bu benim, bu da Ece Naz'ın. Güzel dağıtmışım. Güzel dağıtmışım. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek yaptın. Vallahi görmedim bu arada. Tamam. Geldi. İşte bu be. Ucuz sakız, pahalı sakız. Fark yapmaz baba. Oo, ben bunu gören var mı Duyan? Ben ilk defa görüyorum. Vicdet, evet, evet gördüm. Vicdet. Ben onu bilmiyorum. Oranın ben nereli? De bilmiyorum. Falın best'tir bu arada. Hello hemen falları. Hemen şimdi fal okunsun, bekle. Benim hiç sakız kültürüm yoktur bu arada. Naneli sakız severim sadece. Burada sakız mı çiğnirdin amele gibi? Sakız kültürü dediğin naneli sakızdır bence zaten. Bence de meyve sakız o hikaye. Her gün bakar aynaya güzel görünmek için sana. Beğendirecek kendini gelirseniz yan yana. Oo, kime bu? Kimsin sen? Yakışıklı. Hangi CFO bu? Hangisi? Hangisi? Hangi medya şirketi sahibiyle konuşuyorsun? Çok tehlikeli sulardayız. Arkadaşlar, Dividend Full Fresh yakından tanıdığınız bir sakızdır. Ben çok hayatım boyunca çok yaklaşamadım buna. Ara sıra aldım. Ya bu sakızı insanlardan almak daha keyifli geliyor bana. Kanki bir tane de bana versene. Evet evet, alıp almam mesela marketten. Ya bunu aldığında nerede taşıyacağım? Aşk, o arabana atarsın birincisi. Senin artık araba demek sakız demek. Arabanın motorinde duran kanki, ya sakız var mı arabada deyince al kanki burada bak var sakız dediğin. Var kanki diyen. Aynen. O adam kutsaldır değil mi? Yani sakızı istediğinizde çikolata var mı ya dediğinizde onu veren insan bambaşka bir insandır. Evet, öyledir. Bu arada ben hiçbir zaman falımcı olmadım. Yani şu sakızı yani? Çiğnemek bana hiçbir zaman mutluluk vermedi, beni rahatlatmadı. Aksine midemi bulandırdı ve kusma isteği uyandırdı. Falım senin mideni mi bulandırıyor? Peki nazar çiğnemek hoşuna gider miydi? Aynısıydı. Tatsız. Aynısını ya tatsız şey. Sakız mı olur? Ben sakız ağzımda bunu mu seviyorsun? Ben de meyve aramalı sevmiyorum. Yani meyve tadı istesem meyve yerim. Meyve sakız deme. Ben de sevmem. Öyle sakız deme. Dediğin naneli sakızdır bu aynen. Arada. Bilemedin en kötü hani damla sakızıdır yani en kötü hani yani. Sevdi de gerçek bir sakızdır. Sevdiği çok sever. Yumyum da iyidir. Yumyum mu? Yumyum hakkında uzun süre konuşabilirim sizinle. Yumyumu. Yumyum bilir misiniz? Hayır, biliyorum sanırım ama kaç yaşındasınız siz? Final. Final mi? Final mi? Final mi? Aa. Tatlı mı?
Tatlı mı final? Tatlı tatlı bir final olsun. Tatlı bir final. Eda da atsın bu tamam. Sefer. O sırada bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eda kendine iyi bak, seviliyorsun. Beni ne kadar çok sevdiğiniz falan. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Tamam önce oturalım. Ya yapmasın. Ben sana her defasında söylüyorum seni ne kadar çok sevdiğimi zaten. Şimdi bu hemen bizim arkadaşlık fan sayfalarımıza düşüp Eda Ecenaz için editler oluşturulacak. Evet Ece. Hatta şöyle falan. Bu arada arkadaşlıkla alakalı paylaşımlar böyle işte son zamanlarda işte başlayan başlayacak mı acaba soru işaretle düşünen ilişkiler. Sosyal medyada bayağı insanlara hype veriyor böyle. Tabii. Yani etkileşimlerini yükseltiyor. Başlayacak mı acaba diye düşünülen ilişkilere kime örnek vermek dedim? Mesela ne aklına acaba geldi de mesela? Bir yandan çekebiliriz bu arada. Ben ortada kim çekeyim? Bertelen bir Rüyaren muhabbet oldu mesela. Hayda. Bertelen. Yeni karım falan diyor kıza. Evet. Ben hayatımda böyle yüzsüzlük az önce çekiyorum. Annesine anne falan dedi. Annesine evet annesine anne dedi. Annesine anne dedi. O annesinden de etkiliyor bu. Ama kız evet. Enes'te de var mıydı o boşluğu? Enes'te de yeni karım muhabbeti vardı zamanında. Aa. Enes de beni çok denedi. Çok denedi beni. Ha öyle değil, öyle değil. Gel yeni karım ol diye demedi de hani çok böyle denedi beni silah olarak kullanmayı. Sağa sola gidelim, akalım falan filan. O zaman aldık. Bakalım. Ne geldi? 2. Ucuz. Pahalı. Orta. Pahalı geldi. Yine mi ucuz geldi sana? Sizce ben neden sürekli yala, işte ne bileyim ucuz, şanssız yerleri çekiyorum? Ay. Bir tahmininiz varsa hani kimisi şey diyebilir. Yakışıklı çocuksun, nazara gelmişsin Cihan'ın diyebilir. Cihan'ın benim ısır, yala ya da hiçbir şey miydi? Öyle bir videomda hep en iğrenci ona çıkardım. Tamam yeter. 1-2. Ben. Aman, baş harfinden tatlı göndermişsin. Orta. Buna kerane tatlısı diyor, değil mi? Yanlış mıyım? Doğrusu. Hangisi daha pahalı? Sütlü baklava. Tamam yersin bir tanesini. Fıstıklı baklava. Kerane tatlısı. Ben Cihan'ınkini çok merak ediyorum ya. Bunu ben de merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim, ben onu çok severim. Dedem bunları hep alırdı eskiden. Sen mazlumun yanındasınız. Seviyorsunuz değil mi? Bir tane elinde kerane tatlısı görmedim bugüne kadar senin ya. Sokakta ne zaman görsem oluyor. O çatalım batmıyor lan. Bu arada kerane tatlısı mıdır? Doğru mu söylüyor? Tulumba. Tulumba değil. Tulumba kısa olur kızım. Tamam aynı şey ama tipleri aynı. Bunun bunu başka yerde yapıyorlar. Kanka bu çok sert ya. Bu böyle yenmez zaten. Bunun böyle alırsın ısırırsın. Öğrenebilir miyim ne kadara satılıyor şu an bu sütlü baklava? Ne? Oha. Bir kilosu 160 lira mı? Aa siktir ben veremem. Tabi. Tövbeler Ciho. Ya kızım yapmayın. Bir şey söyleyeceğim bunun da kilosu 80-90'mış yalnız. Ama baklava baklavadır. Bir kilosu 160 liraya baklava mı satılır be kardeşim? Ya çok evet. Güzel tadı ama çok pahalı. Muazzam tatlı bu arada. Çok güzel. Nasıl? Harika. Değil mi? Bildiğimiz ya bu tatlı nereye gidersen git aynı kalitede zaten. Bunun tadına bakmak ister misin? Fresh, fresh bir tada benziyor. Fresh bir tat. Fresh bir tat değil. Tatlıdan fresh bir tat almıyor. Ay ne oldu bu senin tabağına? Yalnız Eda'nın güzel. Baklavası çok fıstıklı. Fıstık da bayağı pahalı. Çok teşekkür ederim. Ya baklava ya işte evet. Baklava ya. Bir şey söyleyeceğim diyete girmiştik azar azar bakacaktık hepsinin tadına yine diyetten çıktık bir ya. Daha bak bir daha storylerinizi spora başladım diyete başladım falan gibi yalan dolan motivasyonlarda bulunursanız yeni diyorum telefonumun tuşlarını kopartacağım. Yemin ederim ben içerik üreticisi olduğum için bugün bunların tadına bakıyorum çok güzel diyet yapıyordum. İki gündür evet iki gündür diyet yapıyorum. Arkadaşlar ben dün yürüyüşüme de gittim bunun da tadını kızları şu an içeriğimi çekmek zorunda olduğum için bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim Cihan beni 7 senedir ya da daha fazladır tanır evet. Ve 7 senedir de diyetteyim. Allah'tan. Son finalimizi de yaptık tatlıyla. Doyduk be. Bayağı doyduk. Kutlamasayım ben şu an ama bir gittim yine böyle inceden. Geldim. Heh. Yine de en güzeli mazlum. En güzeli mazlum sigarası. Bak berbat bir vişne. Güzeldi. Berbat bir süt. Bayıldım. Kerane tatlısı. 2,5 lira. 10 numara abi. Paran cebimde kalıyor ya. Aynen öyle. Aynen. O parayı sonra ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Kenara atıyorum diyecektim. Öyle param da olmadı. Kenara da atamıyorum. Param yok çünkü. Ya arkadaşlar güzel bir videoydu. Fiyat performans değerlendirmesi yaparsak ben genelde en pahalılarını yedim ve canım sıkılmadı. Ya benim karnım doydu. Teşekkür ederim. Ecenaz'da bir şey var. Bunu bütün ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. Böyle video bittikten sonra ister istemez kendisi bir değerlendirme veriyor. Video nasıldı acaba? Eğer hani birazcık böyle durağan biterse bunun hesabını izleyicilere vermeye başlar. Arkadaşlar hani iyiydi be videom. Ve bunun hesabını içeride bize de soracak. O kadar iyi tanıyorum ki Ecenaz. Bence niye gayet böyleydi? Kötü müydü yani? Hayır gayet iyi. Hayır, bu benim şey diye söylemem. Hani iyi miydi demem o aslında o tarafa şey yani kötü müydü değildi iyiydi tabii. Ben Ecem için bir şey istemek istiyorum sizden. Benim için? Evet sadece senin için. Ha. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basar mısınız? Bir de Ece'nin kanalına hala abone değilseniz abone olur musunuz? İşte bu. Gerçek dost. Kendi kanalını bile söylemeden benimkini söylüyor. Mazlum. Arkadaşım benim. Eda ve Cihan'la çok tatlı bir video çektik ben. Ay üşüdüm. Pardon. Çok tatlı bir video çektik evet. Evet umarım beğenmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Yani size çok, çok iyi bakın. Bakın. Ciho ve Edün'ün hesabını takip edin. Sizi öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. İyi akşamlar.